Recai Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi de Allah'a şükür, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Recai Bey, vermiş olduğunuz hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Recai Yiğit kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 1986 yılında başladım bu işe, ufaktan. Çıraklıktan? Ha, çıraklığımı bitirdim, 86'da dükkan açtım. 86'dan 90 yılında karasör işine başladım. Karasör işindeki ara sıra çelik işleri yapıyordum. Evet. Ondan sonra 2007'de karasör işini bıraktım, çelik işine profesyonel olarak devam ediyorum. İşte biraz Adapazarı'nda, biraz Bolu'da, Beypilik, Erpilik'in işlerini yapıyorduk. Sonra evet. Baktık ki Entegre'nin hiç işi bitmiyor. Bitmediği için biz de terk ettik orayı. Beypilik'e geri geldik. Önce şu fabrikadaydık. Evet. Oradan sonra buraya işte bir yer yaptık kendimize, buraya taşındık, şimdi ufaktan kaldı diyoruz. Evet, burası kurulalı kaç yıl oldu? Yani keskin çelik konstrüksiyon kaç yıldan beri faaliyet gösteriyor? 32 yıldır, 86'dan beri. 86'dan beri, 32 yıldır burada yine firma sahibi olarak devam ediyorsunuz. Evet. Peki firma olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Nerelere bu hizmeti sağlayabiliyorsunuz? Biraz yapmış olduğunuz işlerle alakalı bilgi alabilir miyiz şimdi sizden? Şimdi endüstriye çalışıyoruz. Yani daha büyük mesela fabrikadır. Yıkama dediğimiz bizim havuç yıkama, soğuk evet. hava depoları, kömestir. Yani büyük endüstriyel olarak çalışıyoruz. Bu Beypazarı'nda bu işi yapan insan sayısı az. Yani evet. az. Profesyonel olarak çalışan insan sayısı az olduğu için biz de işte pek sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Sürekli bir işimiz oluyor 365 gün. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bazı devletin bir yatırımları çıkıyor. O zaman iş çoğalıyor. Bize 3-4 tane bir patronu çalıştırdığımız firmalar var. Evet. Onlara işler veriyoruz. Oradan imalatı veya montaj işini böyle devam ediyoruz. Çözüm ortaklarınızla birlikte bir hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Yani kısaca özetlersek proje size geliyor. Projeyi siz inceliyorsunuz, bakıyorsunuz. Ona göre kesimler yapılıyor, malzemeler hazırlanıyor. Uygulama yapılacak yere malzemeler gittikten sonra. Ondan sonra orada montaj işlemi başlıyor ve büyük endüstriyel, büyük çaplı projelere hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Şimdi yapmış olduğunuz iş çok riskli bir iş. Evet. Gerçekten yani hata kabul edilmeyecek bir iş. Bu yüzden siz bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir Recai Bey? Önce imalata çok dikkat etmek lazım. Evet. İkincisi temel atılırken, beton atılırken gidip kendin bizzat her şeyini kendin kontrol etmek zorundasın. Çünkü niye adam usta, kalıpçı veya usta diyelim temeli düzgün atmazsa sonuçta sen ileride monta edeceğin şeyi ama ya kısa geliyor ya uzun geliyor. O yüzden temelden işi çok sıkı tutman gerekiyor. Evet. Onun için imalatta da çok titiz olduğu müddetçe pek sorun yaşamazsın. Yani projenin başından yani temel aşamasından bitim aşamasına bitim kadar aşamada. Bütün kontroller sizin elinizde ilerliyor olmaz. Diyebiliriz. Şimdi biz zaten projeyi aldığımız zaman betonarmayı da beraberinde alırız. Evet. Mimarisini de alırız. Yani ilerideki camını, çerçevesini, penceresini görmemiz lazım imalat yaparken. Şimdi proje cızılır ama cızan arkadaşlar imalat yapmadığı için onlar bir eş geçirirler. Biz onun üzerinde revize yaparak gideriz genelde. Genelde etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü hani öyle çok düzgün bir proje geldi o. Evet, çünkü hata kabul etmeyen bir sektör diyebiliriz. Tabii mühendise diyemezsin ki arkadaş sen bunu hatalı kılmışsın. Evet. Biz bunu düzeltemiyoruz diyebilirsin. Çünkü niye der ki arkadaşlar bu işi bilmiyorsa yapma diyor o da. Evet. Çünkü o da bir sonuçta personel çalıştırıyor. Oluyor, hata olabiliyor. Evet. Mutlaka. Ama sizin tabii kontrolünüz burada çok çok önemli. Yani şimdi işi yaptığın arkadaşlar biraz daha ekonomik yönüne bakıyor işe. Şimdi çok düzgün bir proje yazan insanlar biraz daha maliyetli. Maliyetli olduğu için bunu arkadaşlar da ekonomik yönüne baktığı için biraz daha size biraz daha fazla iş çıkmış oluyor diyebiliriz. Biraz daha fazla iş çıkmış oluyor evet. Evet. Peki ayrıcalıklarınız nelerdir? Çünkü sektör olarak yalnız değilsiniz. Geniş bir sektör baktığımız zaman. Yani bu hizmeti veren birçok firma varken neden özellikle keskin çelik tercih edilmeli? Şimdi
birçok firma ya mühendis çalıştırmıyor ya da AutoCAD bilmiyor. Evet. Şimdi AutoCAD bilmediği için, AutoCAD bilmiyorsan bu işi yapamazsın. Evet. Veya yanında bir mühendis çalıştıracaksın. Bizim eskiden daha önce çalıştırdığım 3 tane mühendis vardı. Hı hı. Biri Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuydu, birisi Marmara Üniversitesi mezunu. Ha biz bunlardan AutoCAD kullanmayı öğrendik. Öğrendiğimizin şimdi eleman sayımız az, iş potansiyelimiz de Beypazarı'nda az olduğu için kendimiz götürüyoruz AutoCAD. Kendi yanınızda kavruluyorsunuz. Yani daha öncesinde çalıştırmış olduğunuz mimarlardan, mühendislerden siz bu programları öğrendiniz. Evet. Şu anda aktif olarak kendiniz bunları kullanıyorsunuz. Dolayısıyla personel sayısı biraz daha düşüp, evet. Bütün aslında şöyle özetlersek, siz burada projeden tutun, imalatına kadar, evet. Uygulamasına kadar, bütün noktalara hakim olarak bir, evet. Hizmet veriyorsunuz. Evet. Ve sizin de tercih edilme sebepleriniz de bunlar diyebiliriz. Peki bundan sonra sektörle ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir Recai Bey? Vallahi şu anda bir hedefimiz kalmamış. Yani şöyle kalmadı. Artık yapılabilecek bütün... Ha biz yapılacak bir şey derken ne düşünüyorum? Yani savunma sanayiye bir iş bulursam savunma sanayiye. Yani daha, hı-hı. Böyle bir iş yapmayı düşünüyorum. Evet. Ama hani öyle bir şeyle gidip araştırıp soruşturdum da olmadı. Niye olmadı? Hı-hı. Şu ana kadar boş kalmadı. Yani o bir, evet. Zaman işidir savunma, evet. Sanayi için. Ha öyle bir iş denk gelirse veya araçta bir savunma sanayiden bir iş alabilsek, yani sadece şantiyeye gitmemek açısıyla. Evet. Hani öyle bir şey düşünüyorum. Yani ilerleyen zamanlarda devlet işleriyle yani, de yine. Artık hani arkadan çoluk çocuğumuz gelmiyor. Evet. Ondan farklı işler yapıyor. Evet. Mesela o yüzden çocuk gelmediği için ben 56 yaşındayım. Biraderim var, o da 56 yaşında. İkisi zaten. Hı hı. O yüzden pek hani ileriye bir şey düşünmüyoruz. Evet, yani siz artık biraz, ha. Daha hani böyle inzivaya çekilip, evet. Daha böyle normal, küçük çaplı projelerde, ha. Hizmet vermek, evet. istiyorsunuz. Çünkü evet, hem uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz, gerçekten çok ağır bir sektör, evet. Gerçekten yorucu bir sektör, hem beden olarak hem, evet. Beyin olarak yorucu bir sektör. Biraz da hani böyle devlet işleriyle haşır neşir olup daha böyle küçük çaplı projelerde yer almak istiyorsunuz. Devlet işi almıyoruz. Yani resmi iş almıyoruz. Müteahhitlerden talep gelirse yapıyoruz. Genelde, evet. Bu yörede çalışmayı düşünüyoruz. Yani Allah'ım Polatlı, Ayaş, Beypazarı yani akşam, evet. Eve gelebilmek için fazla uzağa ayrılmıyoruz. Çevre il ve ilçelere, evet. Hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Böyle gidiyor. Ha, yarın ne olur ne kalır onu da bilmiyoruz. Evet, inşallah bu yolda sizlere yine başarılar diliyoruz. Recai Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.